Başlıyor arkadaşlar. Evet. Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda Erdoğan şahsım hükümetinin derinleştirdiği devlet krizini, dış politikada yaşanan u dönüşlerini, milletimizi ezen ekonomik krizi, milletin hiçbir derdine derman olmayan ekonomik paketi, salgın yönetimindeki beceriksizlikleri aşılamada yaşanan gecikme ve dağınıklığı ele aldık. Yine milletimizin en ağır şekilde yaşadığı büyük buhrandan çıkabilmesi için de yapılması gerekenleri kurulumuzda görüştük. Değerli basın mensupları bugün 15 Mart. Komşumuz Suriye'deki iç savaş 10. yılını tamamladı. Bu savaşta yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Yaklaşık 13 milyon Suriyeli yerinden yurdundan oldu. 7 milyon Suriyeli Suriye toprakları içinde yer değiştirdi. 6 milyon Suriyeli ise ülkesini terk etti. Bunların yarısından fazlası da ülkemize yerleşti. Bugün 3 milyon 659 bin Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Saray sözcüsünün verdiği bilgilere göre 3 milyon Suriyeliye de sınırın öte tarafında biz bakıyoruz. Yani dünya üzerindeki her 3 Suriyeliden birine bizim ülkemizin vergi mükellefleri bakıyor. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınında milletimize 5 maskeyi bu hükümet bedava dağıtamadı. Pandemiyle mücadele etmek için millete IBAN numarası yollayıp bağış istedi. Devletine 40 yıl vergi ödeyen işini durdurdukları esnaflarımıza salgında 40 gün bakamayan şahsi hükümetinin başı Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadık. Bir 40 milyar dolar daha harcarız diye sıkılmadan böbürlendi durdu. Türkiye bu 10 yılda Suriye'nin ardından en büyük bedeli ödeyen ülke oldu. Ülkemizin askeri, ekonomik, siyasi, sosyal yükleri olağanüstü arttı. Bazı illerimizin nüfus yapısı köklü bir biçimde değişti. Kilis'in %74'ü, Hatay'ın %26'sı, Gaziantep'in %21'i, Mersin'in %12'si, Adana'nın %11'i artık Suriyeli şehirlerimizde Suriye mahalleleri oluştu. Suriye'deki iç savaşta Suriye ordusundan sonra en fazla askeri kayıp veren ülke Türkiye oldu. Askerlerimiz peşaverleşen, perfore hale gelen sınırlarımızı koruyabilmek için büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa ettiler ediyorlar. Bölgedeki operasyonlarda yüzlerce askerimiz şehit düştü. İdlib'de Rus uçakları tarafından askerlerimiz bombalandı. 34 Mehmetçimiz şehit edildi. Suriye'deki iç savaş sadece Suriyeli sivilleri değil. Türkiye'deki sivilleri de vurdu. Türkiye Suriye'den sonra sivil kayıplarda da en ağır bedeli ödeyen ülke oldu. Kaybolan sınır güvenliğinin güvenliği nedeniyle yaşadığımız ülkemizdeki terör saldırılarında yüzlerce yurttaşımızı kurban verdik. Sadece Hatay Reyhanlı'da patlayan bombalar 53 yurttaşımızı, Ankara Gar Meydanı'nda patlayan bombalarda 103 yurttaşımızı aramızdan çekti aldı. Suriye'deki iç savaş 10. yılını tamamlarken bu ağır faturayla yüzleşmek zorundayız. Esad rejiminin kendi insanlarına uyguladığı haksızlıklara, şiddete elbette kızdık yine kızalım. Ama şu soruyu da kendimize soralım. Bu kadar ağır insani, askeri ve mali bedeli Türkiye niçin ödedi, neden ödedi? Milletimize ödettirilen bu ağır faturanın sorumlusu kim? Sorumlu elbette Erdoğan şahsım hükümeti. Ve onun ihvan vesayeti altındaki dış politikası. Ailece tatil yaptıkları kardeş Asat bir gecede Kalleş oğlu verdi. Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olduğunu söyleyen Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma hayali milletimizi bu ağır faturayla karşı karşıya bıraktı. Bugün emperyalistler ve işbirlikçileri Büyük Orta Doğu Projesi'nden mülhem ülkemizi parçalama hayallerini yansıtan hainlik haritalarını Papa'nın ziyaretine dekor yapabiliyorlarsa bu rezalette bu projenin eş başkanlığını yürüten Erdoğan'ın hiçbir payı yok. Olur olmaz her şeye atarlanan Erdoğan neden bu konuda suspus? Papa hava sahamızı kullandığı için Erdoğan'a teşekkür ediyor. Ama Erdoğan bu konuda ağzını açıp iki kelam laf edemiyor. Atalarımızın dediği gibi akılsız başın cezasını ayaklar çekiyor. Erdoğan'ın dış politikadaki hatalarının bedelini ne yazık ki milletimiz canıyla, cüzdanıyla ve kararan geleceğiyle ödüyor. Hep söyledik. Dış politika şahsi değil milli olmalıdır. Dış politika bir yıl, iki yıl değil, 20-30 yıl sonrası düşünülerek planlanmalıdır. Dış politika talihe, şansa bırakılmayacak kadar önemlidir. Ve şunu da bilmemiz gerekiyor, talih yalnızca hazırlıklı zihinlere güler. Erdoğan hükümetinin, şahsım hükümetinin ihvancı politikaları Arap baharını ülkemizin kışına çevirmiştir. Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den Filistin'e, Filistin'den Mısır'a, Mısır'dan Libya ve Tunus'a kadar uzanan İhvan kardeşliği rüyası milletimizin kabusu olmuştur. Şimdi Erdoğan için o rüyadan uyanma vakti geldi. Rabia ve İhvan kardeşliğini yıllardır tepe tepe kullanan Erdoğan şimdi Mısır'a çiçek atıyor. Mısır'da yönetim mi değişti? Hayır. Ne değişti? Bölgenin ve dünyanın şartları değişti. Okyanus ötesinden gelecek telefonu bekleyen Erdoğan, hakaret ettiği ne kadar hükümet başkanı varsa, Macron'dan Sisi'ye kadar hepsine çiçek atıyor. "Ey" diye başlayan bağırmaların hepsi mazi oldu, unutuldu. Erdoğan, Hakan Altun'un Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çıkmayacak biliyorum şarkısını söyleyip duruyor. Atalarımız ne güzel demiş. Büyük lokma ye büyük söz söyleme. Çavuşoğlu Mısır'la diplomatik düzeyde ilişkilerimiz ön koşulsuz başladı diyor. Ancak Mısır hükümeti bu sözlerin daha mürekkebi kurmadan Çavuşoğlu'nu yalanlıyor. Yalanlamakta da kalmıyor. Kamuoyu önünde Türkiye ile koşulsuz görüşmelerin başlaması için ön şartlarını da sıralıyor. Yani koşulsuz görüşme falan yok. Uluslararası hukuk kurallarına, iyi komşuluk ve egemenlik ilkelerine uyulması, Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale girişimlerinin durdurulması diyor. Bunlar olmadan görüşmem diyor. Mısır açıkça benim iç işlerime karışmayı kesmezsen bu ilişki başlamaz diyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti bir kere daha yalancı çoban durumuna düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milli çıkar ve menfaatlerimizi gözeterek Doğu Akdeniz'in bir refah ve barış havzasına dönüşmesini en çok biz isteriz. Hep söylüyoruz, Türkiye bölgesindeki en olgun ve en gelişmiş ekonomidir. Körfez ülkelerinden başlayarak Doğu Akdeniz'e uzanacak refah hilalinde ülkemiz çok önemli bir rol oynayabilir. Sanayicilerimize, ticaret erbabımıza çok büyük fırsatlar doğabilir. Türkiye Afro-Avrasya coğrafyasında önemli bir üretim, ticaret, finans ve enerji üssü haline gelebilir. Tüm bölge ülkeleri hep beraber zenginleşebiliriz. Bu çerçevede iktidara gelir gelmez Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük edeceğimizi bir kere daha buradan partim adına ifade etmek istiyorum. Komşularımızla kırılan, dökülen ilişkilerimizi onaracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güvenle ve barış içinde, huzur içinde gireceğiz. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsı hükümeti için artık sözle tükendi, öyle gözüküyor ki yolda tükendi. Kıymetli, değerli sanatçımız Musa Eroğlu'nun o muhteşem türküsünde dediği gibi, Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Sandık gelir gelmez yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Kendileri de artık bu durumun farkında. Geçtiğimiz günlerde büyük alayiş ve valayişle insan hakları eylem planını açıkladılar. Ama bir baktık ki eylem planı dedikleri 232 yıl önce kaleme alınan Fransız insan, hak, insan ve yurttaş hakları bildirgesinden kopyala ve yapıştır hazırlanmış. yine geçtiğimiz hafta şu gördüğünüz ekonomi reformları başlıklı dökümanı Haliç Kongre Merkezi'ni doldurup doldurdukları kişilere açıkladılar. Dört ay hazırlık yaptılar bunun için. Sonunda 90 sayfalık bir döküman. Ama bu dökümanın yaradan fazlası fotoğraf. İçindekiler bölümünü ara başlıkları da ayıkladığımızda elde birkaç tane daktilo sayfası ancak kalıyor. Peki içeriğine bakınca, içeriğine baktığımızda da bunların çoğu eski plan ve programlardan kopyalanmış. Bir sürü cektir caktır ifadeleri. Yani daha fare bile doğuramamış. Çok açık söylüyorum. Ciddi bir buhranla boğuşan ülkemizin önüne böyle bir döküman konması hem bu ülkenin değerli bürokrasisine hakarettir hem de milletimizin aklıyla alay etmektir. Ben Türk bürokrasisinin bundan çok daha iyi dökümanlar hazırlayabildiğini biliyorum. Aslında bu belge Erdoğan şahsı hükümetinin iflas ilamıdır. Erdoğan 19 yıllık yönetiminde değişik adlarla 22 ekonomik paket açıkladı. Bu sonuncusu da 23. paket. 19 yıldır hala cektir caktır ve de bol miktarda komisyonlara, kurullara havale. Bu pakette işçiye verilen hiçbir şey yok. size bir şey yok. Çiftçiye bir şey yok, emekliye bir şey yok. Esnafa ise paketten çıka çıka şaka çıkmış. Basit usulde vergilendiren, vergilendirilen 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacakmış. Şimdi bu yılın bütçesinde basit usulle tahsil edilecek gelir vergisi hedefi 228 milyon 883 bin lira. Bunu 850 bin esnafa pay edelim. Esnaf başına yılda 269 lira ediyor. Güne bölersek günde 74 kuruş yapıyor. Ankara'da ekmek markette 1 lira 75 kuruş. Halk ekmekte 1 lira 25 kuruş. Yani esnafa müjde diye verdikleri şu yarım ekmek parası bile değil. Esnafa verdikleri para bu yarım ekmeğe yetmiyor. Millete askıda ekmeği layık görenler esnafımıza yarım ekmeği bile çok gördüler. Bir de şu var. Esnaflarımız Şubat ayında beyannamelerini zaten verdi. Verginin yarısını da ödedi. Şimdi Şubat'ta ödenen bu vergi esnaflarımıza iade edilmezse esnafımızın payına bırakın yarım ekmeği çeyrek ekmek bile düşmüyor. Allah aşkına bu milletle alay etmek değilse nedir? Ne yazık ki açıkladıkları pakette bunun dışında vatandaşı ilgilendiren tek bir somut reform yok, çare yok, derdine çare yok vatandaşın. Sorun çözmenin ön koşulu sorunun varlığını kabul etmektir. Soruna doğru teşhis konmadan doğru tedavi uygulayamazsınız. Ama Erdoğan şahsım hükümetinin gerçeklikle bağı tamamen kopmuş durumda. Erdoğan ekonomide reform masalları anlatırken ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başardık dedi. Şimdi şu grafiğe bakalım. Bu yukarıdaki kesikli mavi çizgi 2023 hedeflerine giden rota. Aşağıdaki kırmızı düz çizgi ise Erdoğan şahsım hükümetinin rotası. 2013'ten sonra Erdoğan rotayı şaşırmış. Koskoca ülkeyi rayından çıkarmış. Ben bunları kendimden söylemiyorum. TÜİK'in yani devletin resmi rakamlarından alıyorum. Eğer ülkemiz şu kesikli mavi çizgide gözüken 2023 rotasında kalabilseydi milli gelirimiz bugün 717 milyar dolar olan milli gelirimiz 1 milyar 1 trilyon 609 milyar olacaktı. Rotadan çıkmanın bedeli şimdilik 892 milyar dolar. Yani milletimize Erdoğan'ın rotadan çıkması 892 milyar dolara mal oldu. Şahsım hükümetinin başına tavsiyemiz. Şapkayı önüne koysun. Bu grafiğe uzun uzun baksın. Nerede ben hata yaptım diye düşünsün. Bu teşhisi koymadan yapılacak her iş, söylenecek her söz abeste iştigaldir. Pakette en temel kamu borç yönetim ilkelerini yani hazinenin uyması gereken temel bir takım ilkeler var. Uluslararası kabul görmüş zaten uyuyor. Reform diye kaldırıp milletin önüne koyuyorlar. Bir de bir konu var. Borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacakmış. Yani ilk günah ortadan kaldırılacakmış. <laughs> ya güler misiniz ağlar mısınız? Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı 2017 yılında yüzde 39. Bugün yüzde 56'ya çıkmış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları buharlaştıran kayınpeder damat el ele vermişler, vatandaşın yastığının altındaki altına dövize göz dikmişler. Hazine altınla dövizle borçlanırsa bu paraları alır demişler. Şimdi çıkmışlar, bunu düşüreceğiz diyorlar. Bunu da millete reform diye yutturmaya kalkıyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kamu personeline dair iş ve işlemler Tek bir idare tarafından yürütülecekmiş. Ya Allah rızası için 1960'ta kurulan devlet personel başkanlığını kim kapattı? Erdoğan'ın şahsı hükümeti. Niye kapattı? Çünkü devleti şirket gibi yöneteceğim dedi. Sonra Cumhurbaşkanlığında insan kaynakları ofisi kurdu. Holdinglerde olduğu gibi. 60 yıllık koskoca bir kurumu, kapattı bir geleneği yok etti. Uzmanların aile çalışma ve sos uzmanlarını, bu kurumun uzmanlarını götürdü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devretti. E şimdi kalkıp yeni bir Devlet Personel Başkanlığı kuracağız diyorlar. Bunun adına da reform diyorlar. Ya yapılacak iş son derece basitti. Devlet Personel Başkanlığını alacaktınız. Cumhurbaşkanlığına bağlayacaktınız. O zaman hasarı minimize ederdiniz. Bugün Erdoğan'ın kurduğu şahsım hükümeti verimli, etkili ve istikrarlı çalışamıyorsa nedenleri yarattığı bu kurumsal tahribattadır. Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Yüksek Planlama Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Teftiş ve Hesap Uzmanları Kurulu gibi pek çok kurul, kurum ve kuruluş yılların birikimiyle gelişmiş kapatıldı. Devletin hafızası teammüden sıfırlandı. Tüm bu hatalar alınan kararların kalitesini ve yönetimdeki istikrarı olumsuz etkiledi. Tahrip etti. 10 Temmuz 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı tam 71 adet kararname yayınlamış. Bu kararnamelerin 43'ü daha önceki kararnamelerde Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı yine önceki kararnamelerde değişiklik yapan kararnameler. Yani bu kadar sık hata yapan, aldığı kararları bu kadar sık değişine, değişen, değiştiren şahsı hükümeti nasıl ülkeye istikrar getirecek? Elbette getiremedi. Şimdi daha önce bu ülkede kamuda üst düzey yönetici olabilmek için memuriyet şartı ve 10 yıllık tecrübe aranıyordu. Geldiler, biraz önce söyledim, devleti şirket gibi yöneteceğiz dediler. İlk işleri de üst düzey atamalarda aranan devlet tecrübesini kaldırdılar. Şimdi üst düzey atamalarda mesleki te te tecrübe şartını güçlendireceklermiş. Bunun adına da reform diyorlar. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu ülkede rüşvet yediği iddiasına muhatap olanları büyükelçi yapanlar, sahte diplomalı pehlivanı kamu bankasına yönetim kurulu üyesi yapanlar, ağızlarını açıp mesleki tecrübeden nasıl bahsedebiliyorlar anlamıyorum. Yine 4-5 ayrı yerden maaş alan saray sosyetesi mensupları varken, çıkıyorlar kamu görevlilerine bir tek yönetim kurulu üyeli vereceğiz diyorlar. E gülünç olmayın. Bu pakette bir tane somut hedef var. O da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak. Bu buraya kadar somut. Ama bu 46 milyar liralık tasarruf nereden nasıl yapılacak? Vergi mi artacak? Harcama mı kesilecek? Bununla ilgili hiçbir şey yok. Yine alınacak önlemlerin somut bir eylem planı ve takvimi de yok. Eğer tasarruf yapılacaksa, israf önlenecekse ki söyleniyor, önce bu işe saraylarından ve sosyetelerinden başlamaları gerekiyor. Ben bu dökümanda yüzen, uçan, kaçan, duran sarayların satılacağına dair herhangi bir düzenleme görmüyorum. Debdebenin, şaşalı saray toplantılarının azaltılacağına dair de bir düzenleme görmüyorum. Ucu bucağı görünmeyen araç konvoyları kısaltılacak mı? Sarayın araç konmalığı o da yok. Ne var? Belediyelerin harcamalarını sınırlamak var. Ne var? Belediyelerin sosyal yardımlarını merkezi denetime almak var. Arkadaşlar çok açık söyleyeyim. Bu bu hükümetin belediyeleri kaybetmesinden sonra başlayan kıskançlığının çekememezliğinin devamı var. Şunu söyleyeyim. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Saray sözde itibarından tasarruf etmeden kamuda tasarruf falan gerçekleşmez. Derdi o derdi çekenden dinlemeyen bir yönetim derde de derman olamaz. Ama bakıyoruz burada milletin derdini dinleme, milletle beraber çözüm üretme konusunda herhangi bir adım yok. Paketle reform diye ekonomik koordinasyon kurulu kurulacak diyorlar. E bu kurul zaten var. Biraz adını değiştirmişsiniz. Şimdi allayıp pullayıp yeni bir şey gibi milletin önüne getiriyorsunuz. Bu kurulun üyeleri kimler? Cumhurbaşkanı yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve diğer bazı atanmış memur ve bakanlar. Yani sen ben bizim olan toplanacaklar karar alacaklar. Ondan sonra da bu sürece reform diyecekler. Oysa anayasamızda tüm sosyal kesimleri bir mesa etrafında toplamak için anayasa bir konsey var. Ekonomik ve sosyal konsey. Anayasamız bu konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir diyor. Boş boş laflar koyacaklarına bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirecekleri tarihi söyleseler, şu tarihte getireceğim. Ondan sonra da ekonomideki kamu özel tüm oyuncularla düzenli istişare ederek ekonomiyi yöneteceğim dese, işte buna reform derler. Merkez Bankası başta olmak üzere diğer pek çok özel kurumun bağımsızlığını bitirdiler. Ondan sonra kalkmışlar TÜİK'i ilgili kuruluş yapacağız diyorlar. Yani TÜİK'in Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağını koparma ve o bağ, o sarayla daha güçlü bir bağ kurma projesini kalkmışlar, reform diye anlatıyorlar. <laughs> Güveni sağlamak için yapılması gereken aslında çok basitti. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını kolaylaştıran bütün hükümleri kaldırıyoruz diyeceklerdi düzenleyici, denetleyici kurumların özelliğini güçlendiriyoruz diyeceklerdi. Bunların hiçbirini yapamadılar. Yapamazlar. Bunlar yapılmadığı, yapılamadığı için de kimse açıklanan bu pakete inanmıyor. Bu paket beklenen güveni getirmiyor. Ekonomi yönetimi çok açık söyleyeyim elinde kalan son barutu da tüketti. Bugün öğrendik yabancıların borsadaki payı tüm zamanların dibine vurmuş. Ülkemizin risk birimi hala kritik eşik olan 300'ün üzerinde bu konuda da dünyada ilk iki ülkeden biriyiz. Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Herkes ayın 18'inde gerçekleştirilecek para politikası kurulu toplantısına gözlerini çevirmiş vaziyette. Faiz lobisi 100 bas puan faiz artışı siparişini çoktan verdi bile. Erdoğan'ın şahsı hükümeti ekonomiyi milletimizi 40 katır ile 40 satır arasına sıkıştırdı. Bir tarafta yüksek faizler, dünyada ilk ona giriyoruz. Diğer tarafta da her gün değer kaybeden Türk lirası var. Oysa Yeni ekonomi yönetimi göreve gelir gelmez Merkez Bankası kasasından buharlaşan 128 dolar için soruşturma açabilseydi. Türk lirası hızla değer kazanmaya başladığında rezerv biriktirerek bu değer kazanımını tedrici hale getirseydi, yani daha yavaş bir kazanım olsaydı, insan hakları konusunda böyle plan falan değil, eylem ortaya koysaydı, TÜİK'in veri kalitesini arttırmak için kurulan danışma kurullarını kapatmak yerine kurumsallaştırsaydı, Ekonomik ve Sosyal Konsey Kanunu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderseydi, yuvarlak cekçaklar yerine kamu ihale sistemini Avrupa Birliği standartlarına göre yeniden düzenliyorum deyip, bu kanunu da meclise sevk etseydi, e, elbette bunlara reform denirdi. Yine esnafımıza, çiftçimizi, kobilerimizi güçlendiren, işsizlerimize iş verecek güçlü çapalara ve somut bir takme sahip ülkemizde hem şarkıyı hem de dansı değiştiren bir program milletimizin önüne koyabilseydi, e tabi buna reform paketi denirdi. Bununla da yedi düvele güçlü bir mesaj verilirdi. Güven sağlanabilirdi. Ama maalesef metal yorgunu bu hükümet bu fırsatı da kaçırdı ekonominin kontrolü faizcilerin risk iştahına malzeme edildi. Reform mu istiyorsunuz? Reform paketi burada. Partimizin hazırladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi. Zahmet edip bir okusaydınız. Ülkede güveni sağlayacak reformlar hakkında fikir sahibi olurdunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendimize güveniyoruz iktidara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en önemli çapa yeni bir anayasayla güçlendirilmiş yeni demokratik parlamenter sistem olacaktır. Siyasi ahlak yasası olacaktır. Dünya standartlarında yeni bir kamu ihale kanunu olacaktır. Ekonomik ve sosyal konsey olacaktır. Stratejik planlama teşkilatı olacaktır aile destekleri sigortası kurumu olacaktır. Seçim barajını kaldıracak, milletvekillerini halkın seçmeniz seçmesini sağlayacak yeni bir seçim yasası olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partisinin başkanı olduğu kesin hesap komisyonunun kurulması olacaktır. Ulusal Vergi Konseyi'nin kurulması olacaktır. Ve tabii ki Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması olacaktır. Ülkemizi buhrana sürükleyen mevcut sistemi değiştirecek temel reformlar bunlardır. Değerli basın mensupları. Erdoğan şahsım rejiminin hükümetinin kontrolünü kaybettiği bir başka alan COVID-19 salgını. Hem salgın yönetiminde hem de aşılamada ciddi zafiyetler var. Günlük vaka sayıları 15 bini aşmış durumda. Bunun üzerine test sayıları hemen azaltılmaya başlandı. Vaka test oranı yüzde onun üzerinde ama. Günde 200 bin test yapılsa günlük vaka sayısı 20 bini aşacak. Aşılamada işler çok parlak değil. Ortada aşı yok. Türkiye birinci ve ikinci dozlarda dahil günde ortalama 182 bin aşı yapabiliyor. Oysa toplumsal bağışıklık kazanmamız için en az 50 milyon yurttaşımıza aşı yapmamız lazım. Yani 100 milyon doz aşı. Aşılamada bu hızla gidersek 549 günde bu işi bitireceğiz. Yani bir buçuk yıl. O zaman sadece 2021'i kaybetmiyoruz. 2022'yi de kaybediyoruz. Bir de üstüne üstlük nüfusun büyük çoğunluğunu aşılayamadan aşılanmış grupları tekrar aşılamamız gerekirse durumun vahabeti daha da artacak. Türkiye 100 milyon doz aşıyı hemen bulup günlük aşı yapma sayılarını da 500-600 binlere çıkarmak zorunda. Bunları yapamıyorlar. Bakıyorlar acaba bu, şu aşıdaki beceriksizliğimizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleyebilir miyiz? salgındaki beceriksizliğimizin sorumluluğunu milletimize yıkabilir miyiz? Beceremediği işlerin sorumluluğunu üstlenmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Milletimiz soruyor bu işlerin sorumlusu kim? Bu ülkede hükümet yok mu? Nerede bu hükümet diyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti ise havaya bakıp ıslık çalıyor. Değerli basın mensupları. Danıştay aldığı iki ayrı kararla hem okullarda okutulan andımızı hem de devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırdı. Andımızın ve devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının kaldırılmasını kim istedi? Bu davayı kim açtı? Erdoğan şahsı hükümeti. Hükümetin sıkıntısının sebebini biliyoruz. Ama buradan tekrar söyleyelim. Atatürk demek Türkiye demektir. Atatürk demek bağımsızlık demektir. Atatürk demek emperyalizme kafa tutmak demektir. Atatürk demek milli şeref, haysiyet ve onur demektir. Atatürk resimlerini madalyalardan çıkartmaya kalkmak beyhude çabadır kimse Atatürk'ü bu milletin yüreğinden de zihninden de söküp atamaz. Şahsı hükümetinin bunu anlaması lazım. Ve milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamaması gerekir. Şimdi sizlere bir geçmişi hatırlatayım. Evet arkadaşlar. Elbette Türk'üz, Türk'üz. Thank <laughs> you. gibi diye yutturmaya kavuşan, bize kırmızı çiftliği hazırlatması yapan, içindeki MHP husumetini saklayamayan kafirler utanmasınlar ki Yüce <laughs> Sayın Sayın Hükümeti Hükümeti Şimdi bu nasıl bir iş? Anlamakta zorluk çekiyorum Sayın Bahçeli. İktidar ortağınız daha önce verilmiş olan andımızın okutulması gerektiğini söyleyen kararını iptal ettirmek için Danıştay'a yeniden başvuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'a bir dilekçe veriyor. Ve andım bu dilekçede andımızla ilgili olarak 21. yüzyılın Türkiye'sinde 30'lu yılların ritüellerini benimsemek çağ dışı bir yaklaşımdır diyor. Siz buna nasıl izin verdiniz? Aynı Milli Eğitim Bakanlığı gerek faşizm gerekse komünizm öğrenci andı benzeri uygulamaları sıkça kullanmıştır diye ahkam keserken siz neredeydiniz? Siz Cumhur İttifatı ittifakındaki ortağınız bu itiraz dilekçesini verirken ne yapıyordunuz? İttifakınızın resmi görüşü olan bu belgeye bu itiraz dilekçesine neden itiraz etmediniz? Bülbül suyu mu içmiştiniz? Şimdi karar çıkmış yine ortağınızı eleştiremiyorsunuz, danıştay'ı eleştiriyorsunuz. Yani Cumhur İttifakı'ndan ortaklığı kapınca, saraya bekçi olunca sizin için Türküm demek ayıp mı oldu? Doğruyum demek yanlış mı oldu? Çalışkanım demek Çarpıklık mı oldu? Ne oldu? Yoksa kırmızı çizgileriniz artık pembeleşti mi? Şunu herkes bilsin. Anlımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi aşağılaştırmaz. Anlımız ülke bütünlüğü içinde vatan sevgisini, cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini simgeler. Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın. Anlımızın her kelimesi ve Atatürk sevgisi bu milletin yüreğinden de ruhundan da silinmeyecektir. Anlımız okullarımıza Atatürk kabartması ise meydan madalyalarımıza geri dönecektir. Milletimiz kimin ne olduğunu ve ne yaptığını görüyor notlarını da veriyor. Bu sorumsuzlara hak ettiği cevabı sandıkta verecek. Bunların hepsini evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. İlk soru Halk TV tarafından, Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Cumhurbaşkanı dün tıp bayramı mesajında temizlik, maske ve mesafe dedi. Bugün yine AK Parti Gençlik Kongresi'nde ise salonlar kalabalık görüntülerle ya ekranlara yansıdı. Siz bu tezatlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ülkeyi yönetenler koltuklarını koruma endişesine düşünce fikirleriyle zikirleri farklılaşıyor. Vatandaşlarının canını korumayı unutuveriyorlar. Tamam, vatandaşa maske diyorsunuz. Mesafe diyorsunuz ama kendi kongrelerinizi lebalep dolduruyorsunuz. Taşımayla. E siz samimi olmayınca vatandaş sizin söylediklerinize güvenmiyor. O yüzden de pandemiyle mücadelede başarılı olamıyoruz. Yani artık deve güreşi yapma noktasına kadar götürdükleri gençlik kolu kongrelerinde çıkıyorlar bir de millete akıl veriyorlar. AK Parti bu memlekette kuraldan, kaydeden, kanundan üstün müdür? Millete kalabalık oldu diye cezaları keseceksin. Ondan sonra kendi kongrelerini dolduracaksın. Peki bu bu kongreler hakkında emniyet kolluk kuvvetleri ne yapıyor? Kural herkese uygulanmıyorsa kural değildir. Herkes kanun önünde eşit olmalıdır. Evet. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce cenazeye katıldığı için özür dilemişti. Buna karşın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesinde camide görüntü vermedi ama defin alanında görüntüsü daha sonra ortaya çıktı. Siz bu görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce izin verirseniz Sayın İçişleri Bakanı değerli annesine Allah'tan rahmet Sayın Bakan'a ve acılı yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ama bu salgın günlerinde getirilen kısıtlamalar eğer protokol tarafından deliniyorsa bunun içinde Sağlık Bakanı da yer alıyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir. Hata bir kere yapılırsa tamam hatadır. Ama özür dilendikten sonra bir daha tekrarlanırsa bu artık hata olmaktan çıkar tercih haline gelir. Yani bu tek başına bir sağlık meselesi olmaktan çıkmıştır. Ucube rejimin bir sonucudur. Evet. Efem Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. E, seçim kanunu değişikliği ile ilgili AK Parti daraltılmış bölge istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ise daraltılmış bölgeye karşı olduğu yönde haberler çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavır ne olur? Dar bölge mi, daraltılmış bölge mi yoksa mevcut sistem mi? Şimdi genel başkanımız söyledi. Ben burada bir defa daha tekrarlayayım. 19 yıllık bir iktidar. 19 yıl sonra seçim yasalarını değiştirmeye kalkıyorsa artık gidici demektir. Gidici olduğunu farkındadır. Aşağıdan yukarıdan biraz önce söyledim yolun sonu görünmüş demektir. Şunu ifade edeyim. Milletin önüne sandık gelsin de bir an evvel nasıl gelirse gelsin. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmasıyla ilgili bir takım eleştiriler ifade edilmişti. MYK toplantısında bu konu ele alındı mı? Hayır, ele alınmadı. Efendim bir diğer soru da Gazete Pencere tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilinin idareye bağlı üç şirketten birisinin yönetim kurulu başkanı, ikisinin yönetim kurulu kurulu üyesi olmasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani ucube rejimin ucube uygulamalarından bir tanesi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilisin. Sana bağlı bir sürü altında şirket var. O şirketlerin iyi yönetilmesini denetlemekle sorumlusun. Ama sen o şirketlerin yönetimine giriyorsun. E ondan sonra da bir yönetim kurulu üyeliği vereceğiz. Şu olacak bu olacak. Ya buradan açıkça ifade ediyorum. Bir kere daha söylüyorum. Aynesi iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Teşekkür ederim.